24 izleyicileri, takipçileri günaydın. Artık seçime, 23 Haziran seçimine doğru hızla yol alırken bütün partilerin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bugün ilk konuğumuz İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi artık son dönemeçteyiz, dolayısıyla çok kritik sorular var. Ben sonda soracağım şeyi size ilk başta sorarak başlamak istiyorum. Bizi takip eden bütün seyircilerimiz, takipçilerimiz, dün Bekir Ağırdır, konuda başkanı burada dedi ki ben pazar günü açık bir farkla İmamoğlu'nun, yani Millet İttifakı'nın adayının bu seçimi kazanacağını düşünüyorum. Anketler bunu söylüyor. Bu benim şahsi düşüncem değil dedi. Siz aynı düşüncede misiniz? Alandan aldığınız izlenimler aynı yönde mi? Artık son 3-4-5 gün ne diyeceksin? Aynı düşüncedeyim. Alandan aldığımız tepkiler de bu yönde. Tabii o 31 Mart önceki süreci çok yoğun yaşayan birisi olarak bunu çok net olarak söylüyorum. Şu anda alınan karardan dolayı çok ciddi bir tepki var. Yani Türkiye siyasetinde çok tartışmalar olmuştur ama demokrasi söz konusu olduğu zaman ve bir mağduriyet söz konusu olduğu zaman buna millet, seçmen en şiddetli tepkiyi hep verdi. Yani aynı trendi çok net olarak biz sahada görüyoruz. AK Partili olarak tanıdığım, bildiğim, daha önce hep AK Parti lehine oy kullanmış, rey kullanmış, konuştuğum, makul bulduğum birçok insanla görüşüyorum. Özellikle oraların tepkilerini çok önemsiyorum. Orada ciddi bir... bu artık bir vicdan seçimi noktasına geldi. Bunun kabullenilmesi mümkün değil tepkisi de var. 31 Mart ve akabinde 6 Mayıs'ta alınan karardan sonra bugüne kadar iktidar lehine değişen hiçbir şey yok. Yani genel anlamda da, işte ekonomik anlamda da olumlu giden bir şey yok. Dış politik anlamında olumlu giden bir şey yok. Evet, bu bir belediye seçimi. Zaten iptal edilmesiyle ilgili alınan karar da halen onu tartışıyorlar. Mesela iktidar kanadı sahada neden bu kararı aldığını anlatma ihtiyacı duyuyor. Biz bunu bitirdik. Yani bu kararın saçma sapan bir karar olduğunu zaten ilk gün anlattık. Gerekçeli kararla da noktayı koyduk. İktidar kanadının halen ısrarlı neden böyle bir karar alındığını anlatma telaşında olması zaten kendilerinin ve tabanlarının da inanmadığını gösterdi. Zaten mesela tartışmada da şunu görmek istemiyor muydu bütün Türkiye? Örneğin işte İsmail Küçükkaya'nın yönettiği geçen pazar yapılan karşılıklı tartışmada Binali Yıldırım'ın dönüp İmamoğlu'nun gözlerinin içine baka baka çaldınız bu seçimi diyebilmesi. Denilemedi ya da denilemedi. Sadece formattan dolayı değil herhalde. Orada belli ki Binali Yıldırım'ın da bunu anlatmakta bir sıkıntısı var ama siz alandasınız, alan çalışması yapıyorsunuz. Milliyetçi güdülerle oy kullanan sağ tabanda bu çaldılar söylemi tutmuş durumda mı? Kesinlikle. Satın alınmış durumda kesinlikle mı? Kesinlikle tutmuş durumda değil. Kendi tabanlarında da tutmuş durumda değil. Kim çaldı? Çalan kim? Yani o sandıkların başında bir sandık kurulu var. Sandık kurulu komisyonu var. Orada her partinin temsilcisi var. Yani bu çok ağır bir itham. Ve bu itham sadece rakiplerine karşı yapılmış bir itham da değil. Bu itham aynı zamanda o sandıkların başında bulunan kendi müşahitleri, kendi sandık görevlilerini de zan altında bırakan bir itham. Şimdi biz bunu hani siyaseten, siyasi olarak meramımızı anlatabilmek için kullandık diyorlar. Yani hiçbir özrü anlatılabilir bir tarafı yok. Milliyetçi tabanın tepkisi çok daha fazla. Mesela daha önce 80 öncesinde cezaevlerinde yatmış ülkücü arkadaşların, ülkücü büyüklerimizin yapmış olduğu kamuoyu duyuruları, açıklamaları var. Ve orada da en çok vurgulanan şey bizim bu vicdansızlığa, bu hukuksuzluğa ve bu haksızlığa
inancımız gereği evet dememiz mümkün değil ortak şeklinde. Ortak olmamamız gerekiyor şeklinde tepkiler. Şimdi sizin röportajınızda da okuyorum. Önemli bir şey söylemişsiniz. Artık demişsiniz eski siyaset değil, yeni nesil siyaset yapmamız gerekiyor. Zaten bütün dünyada da bu yeni siyasetin derinden gelen deep wave dediğimiz derin dalga siyasetin yavaş yavaş ipuçlarını görmeye başlıyoruz. Yeni sesler, genç sesler, yeni siyaset anlayışı. Ama baktığımızda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden sahalara döndü. Çok ciddi şekilde tehdit etti İmamoğlu'nu. Dolayısıyla sizin Millet İttifakı'nın adayını. Seni oraya oturtturmam, oraya kolay oturamazsın dedi. Artı kaset savaşlarına geri dönüldü. İsmail Küçükkaya'nın görüşmeden, daha doğrusu tartışmadan iki gün önce yaptığı görüşme, Binali Yıldırım'a gitmeyip İmamoğlu'yla yaptığı görüşme kamera kayıtlarına alınmış ve bu daha AK Parti basınına servis edildi. Bu eski tip siyasetin geri dönüşü konusunda ne düşünüyorsunuz? Hem alanlarda tehdit hem de kasetler üzerinden yürütülen bir mücadele olacağı anlaşılıyor son 2-3 gün. Ya karşılığı olacağını çok düşünmüyorum. Şimdi bir iddiam vardı benim. O da şuydu. Binali Yıldırım sahada yalnız bırakıldı. Çünkü kaybedeceklerine inandıkları bir seçimde partilerini ve Cumhurbaşkanı da kendisini daha fazla yıpratmamak için kazanırsa zaten amenna, ama kaybedilirse hiç olmazsa kaybeden Binali Yıldırım olsun diye yoktu sahada. Hatta sahada afişlerde yoktu. Yani kendisi bir birey olarak, bir fiziki olarak rol almayı bırakın. 31 Mart öncesinde biz her afişte hem Binali Yıldırım'ın hem Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını birlikte görüyorduk. Şimdi bakın İstanbul'da bütün afişler sadece Binali Yıldırım fotoğraflarıyla dolu. Ve ben bunun 23 Haziran'a kadar böyle gideceğini ve asla sahaya inmeyeceğini iddia ettim, söyledim de. Fakat benim tahmin ettiğimden daha fazla bir panik ya da çok daha büyük bir arzu var İstanbul'un kaybedilmemesi yönünde ki o iddiamı çürütecek bir harekette Sultan Gazi ilk mitingini yaptı. İkinci defa 6 ay sonra işte bir bahaneyle bir hastaneyi açtılar. Bu kaset savaşları bana tabii şeyi de çağrıştırıyor. Hani bu iddiayı kendileri de yapıyor ama bu işte FETÖ'nün klasik taktikleri bunlar. Oradan herhalde alınmış bir, öğrenilmiş bir tecrübe var. Bunun fakat artık tutacağına ben inanmıyorum. Yani, seçmen nezdinde. Seçmen çünkü nezdinde karşı olduğuna inanmıyorum. Yani bir kere olabilir gazeteciler, siyasetçilerle görüşme yapıyor olabilirler. Nitekim bu görüntülerle ilk bilgi Nagihan Alçın'ın cebine geliyor. O zaman ona gönderen de AK Partili bir yetkili herhalde. Tabii. O zaman siz de bir gazeteciyle böyle bir ilişki içindesiniz. Aynen yani. Öyle. Aynen. İkincisi, açıklama da yaptı. Yani evet. İsmail Küçükkaya işte detaylarını verdi. İmamoğlu açıkladı. Beni şaşırtan Binali Yıldırım'ın açıklaması konuyla ilgili. İşte kendi danışmanları gitmiş görüşmüş. Kendi yardımcıları gitmiş görüşmüş. Bu onların tercihi. Fakat o geceki programı belki arzu ettikleri gibi bitiremediler. Şimdi devamında belki biraz daha pozitife çevirmeye çalışıyorlar. Şimdi burada Canan Kaftancıoğlu'yla da bunu çok konuştuk ama sizin de bu konudaki fikirlerinizin önemli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak halkta şöyle bir inanç var. Yani Millet İttifakı'na oy verecek olan seçmende iki kaygı belli başlı ortaya çıkıyor. Bizlere de her fırsatta soruyorlar. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedeceğini bile bile böyle bir seçimi yaptırtmazdı. Dolayısıyla muhakkak pazar günü bir iş çevrilecek ve bunu alacaklar. Bir, bunu soracağım. Mümkün mü? Bu konuda nasıl organize oldunuz sandık güvenliği konusunda? İkincisi, Meral Akşener'in de bu konuda İYİ Parti Genel Başkanı'nın da uyarıları oldu. Sandık başı provokasyonlar, evet. Sokakta gerginlik, işte sanki dış birileriymiş gibi gösterilip ama seçmenin ya da sandıkların provoke edilmesi, şiddetin tırmanabileceği. Bu konularda endişeleriniz var mı? Somut olarak ne yapacaksınız? Nasıl bir sandık güvenliği planlıyorsunuz? 31 Mart'tan önce mevkidaşımla biz güzel bir çalışma yaptık. Evet, Millet İttifakı, Türkiye'nin birçok ilinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları, birçok ilinde de bizim adaylarımız yer aldı. Hangi partinin adayı varsa sürücü koltuğunda da hep o oldu.
Mesela işte Balıkesir'de bizim adayımız vardı. Cumhuriyet Halk Partisi onu destekledi. Kampanya, sandık güvenliği konularında yönlendirici, yani koordine eden taraf biz olduk Balıkesir örneğinde. İstanbul'da da Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Orada sürecin içerisinde sürekli biz yer aldık. İl Başkanımız Canan'ın bizi sürekli yapılan organizasyonlarda ve koordinasyon içerisinde yani sürecin bir parçasıymış gibi hissettirecek şekilde birlikte hareket ettik. O birliktelik tabii çok olumlu yansıdı sandık güvenliği anlamında. Şimdi o tecrübeyi biz 23 Haziran'a çok daha etkin ve çok daha verimli bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Mesela daha olumlu ne olacak anlamında bunu söylüyorum. 24 Haziran'a göre, 31 Mart'a göre 23 Haziran'da daha önce biz her okula bir avukat koymuştuk. Şimdi mümkünse her sandığa bir avukat koyma çabası içerisindeyiz. Hemen hemen bizim 10 ilçede biz aday çıkardığımız için sadece 10 ilçede bir sandık kurullarına üye verebiliyoruz İYİ Parti olarak. Bu 10 ilçenin tamamında sandık kurullarına üyelerimizi veriyoruz. Kalan ilçelerde de eksiklerimizi tamamlıyoruz birbirimizin. Yani müşahitlerle eksiklerimizi tamamlıyoruz. Islak imzalı tutanakları almanın ne kadar önemli olduğu çok net anlaşıldığı için 31 Mart'ta 23 Haziran'da zaten bu hani o zaman hatırlıyorum ben ısrarla aman sakın o ıslak imzalı tutanak alınmadan oradan çıkılmayacak şeklinde bir işte talimatımız veya arzumuz, önerimiz oluyordu. Çok ısrarla bunu söylüyorduk. Şimdi bunu artık o kadar çabayla söylememize gerek yok. Çünkü bunun ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Bizim tabanımız açısından söylüyorum. Dolayısıyla bir seçmenimiz o konuda müsterri olsun. Zaten 31 Mart'ta bu işin altından kalkabildiğimizi gösterdik. Şimdi 23 Haziran'a çok daha iyi hazırlanıyoruz. Bir sıkıntı olmayacak. Bir sıkıntı olmayacak. Bu provokasyonla ilgili de ben provokasyonla alakalı tabii genel başkanımız özellikle o konuda sürekli bir uyarıda bulunuyor. Biz 39 ilçede demokrasi çadırları açtık. Bundan yaklaşık bir ay önce. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu'nun yürüttüğü kampanyaya elbette destek veriyoruz. Sandık güvenliğine elbette gene aynı şekilde destek veriyoruz. Ama bir de dedik ki İYİ Parti olarak biz kurumsal olarak ne yapabiliriz? Açtığımız bu demokrasi çadırlarında da işte bu 6 Mayıs kararlarının ne kadar hukuksuz, ne kadar içtihatlara aykırı olduğunu anlatıyoruz. Şimdi genel başkanımız geçen haftadan beri tek tek bu çadırları ziyaret ediyor. Tabii bunlar ufak mitinglere dönüyor. Biz İşte çadır ziyareti dedik ama işte dün Gazi Osman Paşa'da 5000-6000 kişi, belki çok daha fazla, çok kalabalıktı. Yoğun bir kitleye hitap etti. Orada hep şunu söyledi. Asabileşmeyin. Ben sinirlerimi aldırdım. Sizler de sinirlerinizi aldırın. Birisi bir yanağınıza tokat attığında öteki yanağınızı çevirin. Tepki vermeyin, gülümseyin. Memleketiniz için hayırlısı neyse o olsun deyin. Ve özellikle o gün 23 Haziran günü de aynı şekilde, aynı tarzda devam edin. Öyle bir beklenti... Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına baktığımız zaman kimi zaman öyle açıklamalar yapıyor ki hani uyarıda mı bulunuyor yoksa yapılabilecekleri mi işaret ediyor, bu bir tehdit mi yoksa bir İçişleri Bakanı olarak güvenlik sağlamaya çalıştığı için mi böyle konuşuyor? Aradaki bu ince çizgileri anlamak zor. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı şu anda iktidarın elinde ve valiler Şöyle beklemiyorum. Şimdi 1950'de çok partili hayata geçmiş bir Türkiye. Hakikaten bu kültürü içerisine sindirmiş. Demokrasi kültürünün içine sindirmiş. Bakmayın siz YSK aslında dünyanın sayılı kurumlarından bir tanesiydi. Yani hani Türkiye'de bu kadar seçimlerin tartışıldığını ben hiç bilmiyorum. Dolayısıyla o anlamda yani sandık iradesini, demokrasiyi içine sindirmiş bir milletiz biz. Bu artık bize nüfuz etmiş. Fakat şartlar artık o kadar anormalleşti ki, yani bu 6 Mayıs'ta alınan kararla, kullanılan dille bir olay, herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama tedbirli olmakta fayda var. Bunu ısrarla söylüyoruz. Çünkü biz ne kadar sakin olsun istesek de işte ülkenin İçişleri Bakanı o dili kullandığında bunlar hep örnek teşkil ediyor. Yani onu direkt sahada o dili, o üslubu da görüyorsunuz. Burada bizim üstümüze düşen, tekrar söylüyorum,
asabileşmeden bir Eyüp peygamber sabrıyla işi gene hukuki yollardan, demokratik yollardan sonuca nihayete erdirmek. Ben içime sindiremiyorum hala, o ayrı. Yani bu 6 Mayıs'ta alınan karar, hani bunun farklı tepkilerle de reaksiyon gösterilmesi mümkündü. Yani birçok alternatif konuşulabilirdi. Hatta ben kendi açımdan düşünmedim de değil. Ya niye? Ya bunu niye kabullenelim ya? Yani niye tekrar sandığa gidelim? Bitmiş, kazanmışız. Anamızın ak sütü gibi helal. Çalınma, ben kaç bin kişiden bahsediyoruz şimdi bizim teşkilatlarımızda. Böyle bir kurgu olması halinde, ya ben müsaade etmem buna. Ben gider kendim şikayette bulunurum, derim ki bir dakika ya, yani bizim binlerce sandıkta görevlimiz var. Bunlardan bir tanesi bir şey hisseder değil mi? Ya gelir bana der ki başkan, ya bir şeyler oluyor. Yani binlerce kişinin, bu binlerce kişinin hepsinin de kötü olması mümkün müdür? Yani bir organize bir şey olsa birinden bana yansır il başkanı olarak ve ben buna müsaade etmem. Dolayısıyla onun için o kadar rahatım ki, bunun tertemiz, pırıl pırıl kazanılmış bir seçim olduğundan o kadar eminim ki halen içime sindirmekte zorluk çekiyorum. Ama gene de sakince, hukuk çerçevesinde demokratik bir şekilde götüreceğiz. Başka çare. Sizce niye tekrarlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimi? Kaybetti, bir kere daha deneyim, ne kaybederim mi dedi. B, denildiği gibi ona birileri, etrafındaki ekip zorla mı yaptırttı? C, bile bile bu seçime giriyor ve kaybetmeyi de artık gözüne mi aldı? Şu, hani bir simülasyon yapalım geçmişe dönelik. Bitmiş seçim, birisi geliyor diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım 13.800 fark var. 24 Haziran'da %84, %88 katılma oranı. Bu seçimde %84'e düşmüş. Arada 4 puan fark var. Bunun da karşılığı 320 bin, 360 bine denk geliyor. Bunun büyük kısmı da muhtemelen af bize darılmış, bize küsmüş ya da nasıl olsa alırız diye sandığa gitmemiş AK Partili seçmen. Olma ihtimali çok yüksek. Çünkü seçime katılmayanların listeleri aslında verilmez ama iktidar kanadı her türlü bilgiye sahip olabildiği için muhtemelen o bilgiyi de edindiler ve bunun tartışmasını uzun süre yaptılar. İşte o Maltepe'de işin uzatmaları, geciktirmeleri hep bu tartışmaların sonucuydu. Birileri ikna etti. Hani hangi kanadın ikna ettiğine dair de ciddi spekülasyonlar var. Cumhurbaşkanı aslında bitirmişti ilk gün o yaptığı konuşmayla. Yani orada çok açık, net bu işin bittiğine dair bir mesaj verdi. 13.800'lük farkın kapatılabileceğine dair birileri kendisine, bu benim kanaatim, ikna etti. Fakat zor ikna etti. Yani çünkü mazbata çok geç verildi, mazbata verildikten sonra gene tartışıldı. Bu şunun göstergesi. Cumhurbaşkanı da ikna olmakta zorlandı. Çünkü A, evet tekrar döndürülebilir. B, milletin vicdanına sınmaz. Çok daha büyük bir tokat yeriz. Şimdi çok daha büyük bir tokat yemeye doğru gidiyor iş. Şimdi bir iki sorum var. Bir tanesi, Anadolu Ajansı Genel Müdürü açıklama yapmış. Bu sefer çok net, çok hassas, çok tarafsız, çok titiz olacağız diye. İkna oldunuz mu? Olamadım çünkü önce o zaman niye titiz olamadıklarını bir anlatsınlar. Bunun bir mantığı yok ki. O gün, o gece 12 saat siz niye veri akışını durdurdunuz? Bunu anlatın. Siz Kurtuluş Savaşı'nın zaferini dünyaya duyurmak için Atatürk'ün kurduğu bir kurumsunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Yani çıkın, niye o gün o gece 12 saat bu yayını kestiğinizi önce anlatın. Bunu açıklamadığınız sürece isterseniz amuda kalkıp söyleyin bunu. Hiçbir karşılığı yok bende. Binali Yıldırım mesela tartışmada İsmail Küçükkaya da bu soruyu sordu. Biraz anlatmaya çalıştı falan. Daha doğrusu tabii ki İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra. Fakat çok anlaşılamadı. Siz mesela tatmin oldunuz mu Binali Yıldırım'ın o akşam yaptığı, Anadolu Ajansı neden verileri durdurduğu, nasıl oldu o saatler boyunca, neler tatmin edebildi mi Binali cevap Yıldırım? Cevap vermediler ki. Yani evet. Bir cevap yoktu. Söylenen şuydu, benim sorumluluğumda değil. Yani evet. Ülkenin her bakanıyla görüşüyorsunuz, Anadolu Ajansı gibi bir kurumla bu hesabı, bu soruyu sorabilmeniz lazım. Yani tatmin olmadı, hiç kimse tatmin olmadı. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. %39, %39 diye söyleyelim İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın dağılımları. %17'lik bir bölüm var oy kullanmayan. Ve buradan bu kararsızlar ya da gitmeyenler, kararsız demeyelim ama sandığa gitmeyenler. Şimdi onlardan oy almanız gerekecek.
Bunun içinde tabii bir miktar AK Parti var. AK Partili seçmeni ikna etmeye çalışıyor zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hani kızmış genç taban, söylemlerine tepkili genç taban, yeter artık bu siyasetten diye. Siz ne kadar AK Parti tabanından oyu devşirebileceğinizi düşünüyorsunuz bir? MHP milliyetçi seçmenlerden ne kadar oy devşirebileceğinizi düşünüyorsunuz? Bir bunları öğrenmek istiyorum. İkincisi Devlet Bahçeli, şimdi Meral Akşener mesela çıkıyor, bayağı aktif bir şekilde kampanya yürütüyor anlattığınız gibi. Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha girdi çünkü Ekrem İmamoğlu çok aktif bir şekilde bir kampanya yürütüyor. Sosyal medyasıyla her bakımdan. Devlet Bahçeli'yi antika arabasında Ankara'da turlarken gördük geçen gün. İstanbul'da olması gerekiyor normalde değil mi? Bir metil atacağım demişti. Bunu siz mesela nasıl okudunuz? Ben merak ediyorum yorumunuzu. Şimdi son sorunuzdan başlayayım. Bizim çok net bir fikri zeminde buluşmamız söz konusu. Kimle? İttifak ortağımızla. Yani bunu ilk günden beri çok net olarak söylüyoruz. Kolay bir iş değil. Yani farklı dünya görüşlerine sahip, belki metot olarak farklı metotları öneren iki ayrı siyasi partiyiz. Ama çok net olarak hem bunu söylüyoruz ve sonrasında da diyoruz ki ancak meşru bir zeminde siyaset yapabilmeniz için gerekli ekosistemi oluşturmanız lazım. Nedir o? Hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, özgür basın, gazetecilerin dayak yemediği bir ülke, gazetecilerin tutuklanmadığı bir ülke, insanların kendini özgürce, rahatça ifade edebildiği bir ortam. Şimdi bu olmadığı zaman istediğiniz kadar farklı siyasi görüşlere sahip olun. Yani hep söylüyorum, ülkücü olsanız ne olur, sosyal demokrat olsanız ne olur, bu temel değerler yıpranmış. Şimdi bu zemin üzerinde bizim çok net bir ittifakımız var. Ve farklı düşündüğümüzü de söyleyerek burada bir mutabakat sağlıyoruz. O da güzelliği zaten. Rengi yani demokrasi. Bu da güzel. Bir de şunu da söylüyorum ben sonuna. Bizim ittifak ortağımız hiçbir zaman bizim için hassas olan ana net bir konu vardır. Nedir? Türk milliyetçiliği. Türk milliyetçiliğini ben ayaklar altına aldım gibi bir ifadesi de olmamıştır bizim ittifak ortağımız. Yani bazı temel kavramlar üzerinde de birbirimizi hırpalayacak, birbirimize hakaret edecek, birbirimizin ideolojilerini böyle sinek ezer gibi ezecek bir tavır da iki siyasi partinin lideri tarafından zikredilmemiştir. Fakat Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman, şimdi açın 3 yıl, 5 yıl önceki söylemlere bakın. Yani orada asıl fikri zemin üzerinde bir çok büyük bir soru işareti var. O da beraberinde tereddütleri getiriyor. O da beraberinde rahat çıkıp rahatça yapması gereken, o işte ortak hedefleri doğrultusunda göstermesi gereken çabayı göstermekte sıkıntı yaşatıyor. Nedir o sıkıntı? İşte Binali Yıldırım Güneydoğu Anadolu'ya gitti. Orada bambaşka bir dil kullandı. Yani beka probleminden bahseden bir Cumhur İttifakı bugün bir anda o beka falan rafa kalktı. Bambaşka şeylerden bahsediyor. Dengeyi bozuyor, karışıklık yaratıyor, kaotik bir ortam yaratıyor. O zaman da tabii söylediğiniz işte klasik arabayla Ankara sokaklarında gezmeye gidiyor iş. Biz çok netiz. Biz Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak istiyoruz. Üzerinde mutabık kaldığımız temel değerler belli. Türkiye'de bir an önce bunların yapılandırılması lazım. Ondan sonra herkes kendi siyasi fikri için mücadele eder. Bu puana geçmeden önce o zaman madem geri gelmişken sorayım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın şöyle bir açıklaması olmuş. Hani ona cevap verin anlamında söylemiyorum. Sadece bir değerlendirmesinin üzerinden sizin bir değerlendirme yapmanızı istiyorum. Diyor ki, Cumhur İttifakı'nın hedefi İstanbul'un parti çevrelerini ve yandaşları besleyecek bir rant kaynağı olmasının önlenmesi. Siz rant kaynağı olmaya, parti çevrelerinizi beslemeye, İstanbul'un kaynaklarını kurutmaya, ahbap, yandaş, arkadaş, amca, dayı, oğlunu getirmeye mi geliyorsunuz ki Semih Yalçın böyle bir açıklama yapıyor? Ya ben cümlenin devamının şöyle akacağını hissettim siz okuyunca. Onun için her şey çok güzel olacak. Ya olduğunu o istiyorum yani. Bu bizim söylediğimiz, bizim en çok şikayet ettiğimiz, bizim üzerinde durduğumuz bir konu. Yani hani tebessüm ettiriyor, öyle söyleyeyim. Ya aslında sizin sloganınızı kullanıyor MHP. Yani o demiş ki işte İstanbul'un sahip olduğu kapasitenin hem şehir halkının hem de Türkiye'nin refah ve istikrar için kullanılmasıdır.
Gerçekten belki de Semih Yalçın sizin için mi çalışıyor? Bilemeyeceğim. Ya tabii yani İstanbul Belediye Başkanı seçiyoruz. Şimdi hiç kimsenin birbirine hain, vatan haini, işte zillet vesaire diye itham... Ben Semih Bey'in de bizim siyasi rakiplerimizin de bilerek ve kasıtlı olarak bu ülkenin kötülüğünü istediğini düşünmüyorum. Yanılgı içerisinde olabilirler. Metot olarak büyük hata içerisinde olabilirler. Ve bazen körleşmiş oluyor insan. Yani gerçekten asıl amacı unutuyor. Şimdi AK Parti'nin ben ilk yıllarını da hatırlıyorum. AK Parti'nin ilk kuruluş programını metnini açıp bugün koyun. Hangi siyasi partinin önüne koyarsanız koyun. Hiç kimse burada bir sıkıntı var demez. Ve işte 3 tane Y ile başlayan bir AK Parti. Yani işte yoksullukla, yasaklarla, yanlışlıkla mücadele edeceğim diyen bir AK Parti. Bunlarla da bu mücadelenin verdiği rüzgarla ciddi şekilde halk belli bir yere de getirdi. Fakat bunun ne kadar samimi olduğunu şurada anlıyorsunuz. Gücü elinize geçirdiğiniz zaman aynı anlayışla devam ediyorsanız o zaman hakikaten o kavramlar üzerinde samimi olup olmadığınızı ancak o gün anlayabilirsiniz. Çünkü o koltuğa oturana kadar o kavramlara en çok ihtiyaç duyan sizsiniz. Oturduğunuz gün adil olmayı beceriyorsanız, oturduğunuz gün yandaşlara peşkeş çekmemeyi beceriyorsanız, oturduğunuz gün aynı hassasiyette, yolsuzlukla, israfla mücadele ediyorsanız, o zaman ben derim ki 15 yıl önceki Tayyip Erdoğan da samimiydi. Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısına biraz atıfta bulunarak yapıyorum bu yorumu. Hani eski AK Parti istiyoruz, eski reisi istiyoruz diyor bazı kesim diyor. Eski yeni yok. Buymuş. Yani güç elinde değilken bu kavramlar çok el üstünde. Güç elinde olduğu zaman bunların hepsi rafa kalkıyorsa demek ki orada bir samimiyetsizlik var. O zaman sizin dediğiniz gibi eski siyaset gitti, yeni siyaset geliyor. O şimdi belki belediye seçimlerinde İmamoğlu'yla ama belediye seçimlerinden sonra belki yeni bir siyaset anlayışıyla Millet İttifakı'nı birleştiren İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir dönem açılacak diye. Yani bunu el birliğiyle oluşturmamız lazım. Çok önemli bulduğum için ufacık bir şey söyleyeceğim. Tabii. Yani gücü elinize aldığınızda da bu kavramları göz bebeği gibi koruyacağınızın garantisi yok. Onun için o gücü eline geçirenleri bir denetleme mekanizmasını bizim oluşturmamız lazım. Bunu da ancak o kuvvetler ayrılığıyla oluşturabilirsiniz. Onun için biz hep diyoruz ki doğrusu parlamenter sistemdir. Hele de şu andaki başkanlık sisteminin o koltuğa kim oturursa otursun, yarın siz de ben de otursam yani bunu şansa bırakamazsınız. Ucu açık bir yapın. Her bir şey yapabilirsiniz. Dolayısıyla belirlenecek. Tam yerine geldi. Yeni nesil siyasetten benim en büyük beklentim o. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı adını koyalım. Dün resmen ipucunu verdi. Sen dedi o koltuğu otursan bile ben seni oraya oturtturmayacağım dedi. Yani kazansan bile İmamoğlu'nu işte ordu valisinden özür dilemedi. O oldu, bu oldu. Belki sadece o değil. Çünkü kendisi daha önce hatırlayalım AK Parti'de Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir belediye başkanlarını saray kararıyla AK Partili belediye aynen başkanlarını görevden aldı. Şimdi dünkü konuşmasında diyor ki seni o koltukta oturtturmam ben diyor. Bunu kendi içinizde nasıl değerlendirdiniz? Yani İmamoğlu kazansa bile bir kayyum atanacağı korkunuz var mı? Böyle bir şey yapabilir mi? Buradan belki de seçmenlerinizin, çünkü bu birazcık da seçmeni sandığa götürtmemek. Ya bakın ben zaten kayyum atayacağım. İmamoğlu'na boşuna oyunuzu vermeyin. Tehdidinde bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun seçmende satın alındığını düşünüyor musunuz? Bu yönde bir mesaj vermek ister misiniz? Bu çalıştırılmayacak bir belediye başkanı imajı yaymaya çalışıyor. Ne dersiniz? Yani çıkış noktası Ordu'daki hadise. Şimdi bunun vatandaş nezdinde hiçbir karşılığı yok. İşte Tarım Bakanı'nın bu milletin %50'sine adi dediği bir konuşmasını hatırlıyoruz biz. Buna karşı bir tepki gösterildi mi? Veya Sayın Cumhurbaşkanı bununla alakalı bir uyarı yaptı mı? Ya da Gaziantep seçimleri sırasında işte geçen trene bakan vatandaşlara bilmem kimin veya işte çok affedersiniz öküzün trene baktığı gibi bakıyorlar dedi. Buna karşı bir tepki uyandı mı? Bunun gibi onlarca örnek var işte ananı da al git sözlerini duyduk biz. Şimdi bütün bunları da görüyor vatandaş.
Öteki tarafta da bir iddia var. Bu iddiaya karşı da verilmiş cevap var. Ha bunun yani oradaki o yaşanan olay neyse bunun karşılığında bir kayyum atanma gibi bir noktaya gidecekse bu iş. Bunu zaten hukuki olarak karşılığı yok. Vatandaş da çok net az önce söylediğim bütün olayları film seyreder gibi seyrediyor. Hepsinin de farkında. Bunların hiçbir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Evet. Peki kısa kısa son 1-2 dakikamız İstanbul Valisi şimdi bir taraftan Ordu Valisi'nden özür diledi mi dilenmedi mi bunu konuşuyoruz ama diğer taraftan İstanbul Valisi bu konuda çok aktif AK Parti adına kampanyalar yürütüyor anladığımız kadarıyla. Çünkü şehrin bir sürü yerine yapılan icraatlarla ilgili köprülere işte ne bileyim binalara, belediyeye ait ya da devlete ait yerlere şeyler asılmış durumda. Hizmet özetleri asılmış durumda. Bir taraftan da İstanbul Valisi bu şekilde çalışıyor. Vali normalde devletin temsilcisi. Bu konuda bir sıkıntınız ya da tepkiniz var mı? Var. Şöyle, zaten bu yeni başkanlık sisteminin bir yıl içerisinde ülkeye getirdiği nokta ortada. Ya bu yaşanan ekonomik kriz de aslında bu sistemin yarattığı bir rahatsızlık, bir problem. Bir parti devletiyle karşı karşıyayız şu anda. Yani valinin bir partinin il başkanı gibi hareket edebiliyor olması, işte az önce söylediğimiz o denetim mekanizmasının tamamen ortadan kalkması ve bu gücü elinde bulunduran insanların bir şekilde bir yerden denetlenebildiği duygusunun da tamamen rafa kalkmış olması adeta freni boşalmış bir güçle, bir yapıyla sizi karşı karşıya bırakıyor. Bunlar daha bizim yeni fark etmeye başladığımız, yeni gördüğümüz arızalar. Yani bu yeni başkanlık sisteminin ortaya çıkardığı yeni arızalar. Böyle devam ederse zaten biz yılda 3 tane, 5 tane buna benzer, içimize sinmeyen, artık kurumların da taraflı hareket etmeye başladığı bir devlette karşı karşıya kalacağız. Yazık. Yani bu böyle hani bizim, ben hatırlıyorum, ben yıllarca yurt dışında yaşadım. Özellikle Doğu Blok ülkelerinde yaşadım. Oralardan Türkiye'ye bakınca hakikaten gurur duyardım ülkemle. Ben derdim ki ya ne olursa olsun işte demokratik bir yolda seçiliyor, kurumlar çalışıyor, çatır çatır televizyonda insanlar birbiriyle tartışıyor. Şimdi maalesef ülkemin o noktaya doğru gittiğini görüyorum. Hemen çok kısa son soru, biraz önce sorduğum soru. Tabii ki siz anket yaptırıyorsunuzdur kendi içinizde belki. KONDA'nın anketi yarın açıklanacak. Bu kararsızlardan sandığa gitmeyen özellikle milliyetçi oyların ya da AK Parti oylarının ne kadarını kendinize döndürdüğünüzü, döndürebileceğinizi düşünüyorsunuz. Az önce de sordunuz evet, onu. Orada ben başka laf karıştı. Başka bir konu araya girdi. Büyük bir kısmının döneceğine inanıyorum. Şimdi sandığa 31 Mart'ta gitmeyen ama 24 Haziran'da gitmiş seçmenin 23 Haziran'da tekrar sandığa gelme ümidi var. Evet, onlardan bir kısmı iktidar lehine, iktidarın adayı lehine oy kullanabilir ama daha önce Binali Yıldırım'a oy vermiş büyük de bir kitle var. Bu 6 Mayıs'ta verilen kararı azmedemeyen, bu bir. İki, sandığa gitmemiş ama gittiği zaman İmamoğlu'na kesinlikle oy kullanacağına emin olduğumuz bir kitle var. Dolayısıyla bu iki ana unsur aradaki farkı getirecek. Bir de sandığa gitmeyen o kitlede bir kırgınlık var. Yani o sandığa gitmeyen işte 350-380 binlik %4'ten bahsediyorum. Bunun büyük kısmı AK Parti seçmeni olabilir diyoruz. Ama bunların gitmeme sebebi de şu. Nasıl olsa kazandık değil. Yeter artık ya. Yani bir şekilde tepkimizi belli edelim. Şimdi 6 Mayıs'ta da yeter artık, yuh artık'a geçti. Dolayısıyla ben onların güzel slogan. Peki doğruyu göreceğini. Başta sordum ama tam orada yine lafı karıştırdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu öfkeli, tehditkar ya da bayağı dozajı yüksek konuşmaların AK Parti'nin özellikle genç tabanında sizce kabul buluyor mu, tersini teper? Yani ters tepecektir. Mesela puanın size açılacağını ya da ne kadar açılacağını düşünüyorsunuz? Ben tabii bunu çok dikkatli söylüyorum çünkü bir şey de yaratıyor bende. Evet. Belki sorumluluğum gereği bunun bir asla rehavete yol açmaması lazım. Yani çünkü son 2-3 gün çok kritik. Ben %3'ün altına kesinlikle inmeyeceğini düşünüyorum aradaki farkın.
Böyle devam edersek, yani işi ciddi tutarsak, sandıklara sonuna kadar sahip çıkarsak ve yapmamız gerekeni yaparsak, bu son 3 gün ve o gün çok kritik. Bunda en ufak bir tökezleme yapmazsak eğer %3'ün üstünde kalacak. Partiler kadar tabii seçmenlerin de hassas olmaları, dikkatli kesinlikle olmaları, sizin de dediğiniz gibi. Bütün vatandaşların sorunu, gerekirse o sandıkların orada yatmaları. Ya Şirin Hanım, şey değil bu. Yani artık İmamoğlu, Binali Yıldırım, yani bir belediye seçimi olmaktan çok öteye gitti. Benim 3 tane çocuğum var. Ben çocuklarım burada büyüsün, burada okusun, burada hayat kursun istiyorum. Bu ülkenin demokrasisine olan inancım, kurumlara olan inancın muhafaza edilmesi, hepsinden önemlisi, ya yanlış giden bir şey olursa ben bu ülkenin vatandaşıyım, sandığa giderim, verdiğim oyla sevmediğim yönetimi değiştiririm. Bu çok önemli. Bu duygu o kadar önemli ki, yani hem aidiyet duygusunun artması anlamında hem de ülkeye olan güvenim ve bir şeylerin değişebileceğine olan inancın korunması anlamında. Onun için 23 Haziran bizim çocuklarımıza olan bu vazifemizi yerine getirmemiz için çok önemli. Bütün seçmenlerin sandığa gitmesi lazım. Bu önemli ve değerli değerlendirmenizle diyelim, yorumunuzla, analizinizle kapatalım. Burak Avuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı bizimle birlikteydi. Seçimlere çok az bir süre kala. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Alan çalışmalarınızda başarılar diliyorum. T24'te kalın. Konuşmaya, sormaya devam edeceğiz. Sağ olun.